olmaz yani. Ne peygamberin zamanında olur, ne küfürde olur, ne İslam'da olur. Yani olursa iki baş olmaz yani, o bölünür. Bölünme de Allah ne diyor? İhtilafa düşme. Yani ihtilafa düşme de gücünü, kuvvetini ihtilafa düşmeyin, gücümüzü yok etmeyin diyor. Hakikaten yani bölününce insan, şimdi ben ikiye bölünsem ne olur? Gücümü bölmüş olurum. Dolayısıyla gücüm düşer. Yani bir kümeste 50 horoz olmuyor. İki de olmuyor. Öyle yani. Zaten horozu çok olan yerde sabah geç olurmuş. Ne demek ki? O öter, bu öter, bu ulan acaba hangisinin öttüğünde kalkayım yani sabah ne zaman? Ama bir horoz olursa yani o ötünce sabah işte. Öyle yani işin hakikaten doğası bu. Doğası bu yani, liderlik tabiatı itibariyle ferdidir. Mesela dikkat edin, ayette diyor ki Atiullah, Allah ferd. Allah bir ortaklık, bir koalisyon değildir. İki vücut bile değildir. Tekmiş. Öyle değil mi? Ati'ur Resul'e diyor. Resul de tek. Mesela Harun Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam ikisi var. Fakat Harun Musa'nın yardımcısı. Zaten duasında da diyor, kardeşim Harun'u bana yardımcı ver diyor. Dikkat et. Yoksa ona ayrı ayet geliyor. Berkine ayrı ayet geliyor değil. Musa'ya geliyor vahiy. Ama o vahyi Firavun'a ve başkalarına tebliğ etmede Harun Musa'nın yardımcısı, yoksa gene şey tek. Atiullah'a ve ulul emri minkum. Minkum yani ulul emir de tek. Bir bölgenin mesela şu eyalette bir eyalet valisi var. Şu vilayette bir vilayet valisi var. Şurada bir baymakam var. Yani o da müfret, o da fert. Dikkat edin. Ortaklık yok. Yeryüzünde de ortaklık şeklinde İdare etmek yok. Amerika'da bak kongre var, öte var, böyle var ama her iş başkanda biter. Bitti. Başkanda biter ya. Başka türlü olsa işin içinden çıkamazlar. Çıkamazlar. Burada, Türkiye'de mesela meclis var, bilmem. Kim takar meclis? Kim? Ne onun bunu işte şunun yeğeni işe takacak, ondan uğraşıyor, bilmem ne. Boymuş, boymuş. Demirel, yani ekseriyet parti olma, ben şu kanun çıkacak diyor, şöyle çıkacak, öyle çıkıyor yani. Biraz şu terslik yapmaya başka istikamette parmak kaldırmıyor kalsa ona haberci gönderiyor. Oktay şuna söyle bir daha avucunu yalar mevzusu filan, anladın mı? Ha, onu falan yere filan yere bilmem ne üyesi onu da koklamaz. Adam gibi tasarlarınıza oy versin. Bitti. Ya aklını başına alır ya da yani ya terbiye ederler ya da işini bitirirler. Yalan mı? Meclismiş de bilmem. Hikaye be. Kim idare ediyor? 3-5 kişi idare ediyor. Biat ve itaatten genel olarak bahsetmeye çalışmıştık. O iki konuyla yakından alakalı olan, o zaman sorulmayıp şimdi önümüze yazılı olarak getirilen bir soruya cevap vermeye başlayarak bu akşam dersimize devam edelim diyoruz. Soruyu aynen okuyorum. Hazreti Fatıma da Ali ile birlikte, ta ki Fatıma ölene kadar Hazreti Ebubekir'e biat etmemişlerdi. Bunlar heva ve hevesle mi hareket etmişlerdi? Yani böyle mi denir ya da böyle denebilir mi diye bir soru. Şimdi efendim bize gelen bilgilere göre, rivayetlere göre öyle anlaşılıyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını takiben, biliyorsunuz Araplar tarihleri boyunca onun şahsında ilk defa bir birlik olabilmişler. Onun şahsında ilk defa toparlanabilmiş, toplanmışlar. İslam ve Hazreti Muhammed Arapların birliğinin tarih boyunca ilk simgesi olmuş. O birliği kolay değil, çok güç temin etmiş. Ondan sonra da bu birliğin temin etmesi, edilmesi, sürdürülmesi gerçekten büyük problem olacağı benziyordu. Çünkü hayatları boyunca pek kimseye tabi olmamış, başına boydak yaşamış kabileler olarak tanına gelmiş tüm Arap boyları, soyları, kabileleri. Nitekim daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden ya da hasta yatağındayken, belki daha önce de orada burada kimi insanlar peygamberden sonraki baş hakkında, o topluluğun başı kim olacak, kimden olacak
o günkü toplulukta kim olacaktan ziyade kimden olacak daha önemli olduğu görülüyor. Yani şahısların pek esamisi okunmuyor da biliyorsunuz o günkü toplumlarda kabilelerin işte Kureyş'ten mi, Kureyş'in dışında mı, o kabilelerden hangisinden filan olması. Kureyş'in de Kureyş'ten olsa bile Kureyş'ten kimden olsun? Çünkü Kureyş'in çok önemli görülen kabileleri var. Daha az önemli görülen kabileleri var. Üçüncü sınıf görülen kabileleri var. Yani fazlaca hatırı sayılmayan diyelim. Sa'd ibn-i Ubade'nin Beni Sa'id'e sofasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra o toplumun önderinin, liderinin kendilerinden yani Ensar denilen Medineli Müslümanlardan Evs veya Hazreç'ten birinden olması gerektiği hususu üzerinde konuştuklarını duyuyor, görüyoruz. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş, onun cenazesinin tedfin ile meşgul iken, defnetmekle meşgul iken insanlar, bakıyorsunuz bir kısım insanlar da toplanmışlar, işte bu başkanlık meselesini çözmeye kalkıyorlar kendi aralarında. Bize gelen bilgilere dayanarak söylüyoruz. Hemen vaziyetin vehametini, nezaketini dikkate alan uyanık kişilerden işte Ebu Bekir ve Ömer'in koşturarak Beni Sa'id'e sofasına gittikleri defin işlerini terk edip ve herhangi bir yanlış karar alınması ihtimaline karşı duruma vaziyet ettiklerini görüyoruz. Çünkü Arapların Kureyş'ten olmayanı pek saymayacakları, ona tabi olmayacakları endişesi herkeste var. Tarih boyunca da böyle ola gelmiş Arap toplumunda. Bu bakımdan onlar Beni Sa'id'e sofasından orada Sa'd ibn Ubade'nin Müslümanlara baş seçileceği, seçilmek için konuşulduğu haberini alır almaz hemen oraya koşturuyorlar ki duruma vaziyet etsinler de vahim bir karar alınmadan kendileri duruma vaziyet edebilsinler için. Sonuçta varmışlar, işte karşılıklı konuşmalar filan anlatılıyor. Raviler şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu, naklediyorlar. Cemedineliler bu işin ilk başkanının Kureyş'ten olduğunu yani peygamberi kastederek ama İslam'ın yaşamasının, devlet olmasının bu hale gelmesinin kendileri sayesinde olduğunu yani Ensar yardımcılar olarak Medineli Müslümanların Müslümanlara bağırlarını açmaları sonucu Medine'de neşv-i nema bulduğunu, orada ayaklarının yer tuttuğunu anlatıyorlar ve bu gibi gerekçelerle de artık bundan sonra başkanların Medinelilerde yani bu İslam'a yardımcı olan Ensar Arapça tabiriyle Ensar'dan birine verilmesi gerektiği kanaatını taşıdıklarını açık açık beyan ediyorlar. Bunun üzerine Ebu Bekir ile Ömer bundan kendilerinin hiçbir endişeye kapılmadıklarını. Lakin hayatlarında ilk defa peygamberin şahsında bir araya gelen Arap toplumunun Ensar'ın riyasetine pek itibar etmeyeceğini, bu sebeple de bu birliğin İslam ve peygamberin şahsında sağlanan birliğin devam etmeyeceği endişesini açıkça ısrar ederek güzel bir nutuk çekiyor, hutbe irad ediyorlar. Yani ayakta yapılan konuşmalara Arapçada hutbe deniliyor. Ve sonuçta bunu söyleyen insan işte Ebu Bekir Kureyş'ten, işte Ömer herhangi birine biat edin. Bizlerden birine biat edin de bu işi madem öyle halledelim, daha sonra herhangi bir ihtilaf çıkmasın. Diğer taraf pek olumlu bakmamasına rağmen bu işe bakmıyorlardı ama Ömer el çabukluğu yapıp Ebu Bekir'e biat ediyor. Yani bakıyor vahim ortalık pek istikrarlı değil. Yani Sa'd ibn Ubade'ye daha çoğunlukla Medineliler orada o amaçta da toplanmış. Bunların aklından o konular geçmiyor olduğu halde. Ben sana biat ediyorum ya Ebu Bekir diyor. Diğerleri de işte artık metazuri, biraz Ömer'in kişiliğinin de rolü var galiba işte. İster istemez onlar da biat ediyorlar. Evet. Ama
Daha sonra sorumuza getirmek istiyorum konuyu. Çünkü sorunun cevabının daha iyi anlaşılabilmesi açısından meselenin biraz gerisinden almakta yarar gördüğüm için buralardan başladım. Tabii Fatıma babası vefat etmiş, işte acı içerisinde, yani en yakını insanın babası, baba için evlat, evlat için baba, anne, her neyse. İşte ağlıyor, sızlıyor, o günün Arap örflerine göre işte saçını bilmem yoruyor diyelim, bağırıyor, çağırıyor falan filan. Şimdi bu gibi durumlar daha sonra da anlatıldığında, vay işte biz babamıza ağlayıp sızlarken onlar gidip kendilerini başkan seçtiler filan gibi işi basite irca ediyorlar. Kaldı ki peygamberi Ebu Bekir sevmiyor idiyse kim seviyordu Allah aşkına? Söylesin misafir bir Allah'ın kulu çıkıp da, değil mi? Yani Ebu Bekir'in peygambere ağlamayıp, acımayıp ya da onun defniyle uğraşmayıp kendini başkan seçtirmek gibi bir derdi olsaydı Kureyş içerisindeki makamını, mevkini terk eder etmezdi, yani İslam uğruna. Hayatını İslam'a vermiş bir adam. Böyle suçlanmasının ya da böyle anlaşılmasının herhalde hiçbir manası olmamak lazım geldiği halde bunu dolduranlar var tabii. Fatıma bunu sorun ediniyor. Hatta daha öteye Abbas'ın kendisi fazla bir şey iddia edemeyecek durumda olması hasebiyle Fatıma'yı boyuna tahrik ettiği anlaşılıyor. İkisi de Beni Haşim'den ya, Abbas peygamberin amcası, işte Fatıma da peygamberin kızı, ikisi de Beni Haşim'den. İşte hakkınızı arayın, mirasınızı isteyin, bu iş Beni Haşim'in hakkıydı. Yani işte gene Beni Haşim'den olan Ali olmalıymış filan. O olur bakalım ne olmuş, yani Ali olacak diye bir kanun yok ya. Yok yani, bir takım yerli yersiz davalar, yerli yersiz iddialarla Fatıma özellikle tahrik ediliyor. Peygamberin kızı olduğu için de kimse ona karşı sert davranmak da istemiyor, susturalım filan diye. Bundan Ali de yararlanıyor. Hatta Fatıma işi öyle anlaşılıyor ki, öyle ileri götürüyor ki kocasını da etkiliyor. Ve Fatıma ölene kadar Ali'nin de Ebu Bekir'e biat etmediğini biliyoruz. Yani bize tarihler bu bilgiyi getiriyor. Yani öyle anlaşılıyor ki işte ağırlığını koymuş. Sen Ebu Bekir'e biat edersen herhalde beni boş bil filan mı dedi, ne yaptıysa. Yani öyle başı yönetimi yerim mi dedi, ne yaptı, ne etti. Ali'nin de Fatıma ölene kadar Ebu Bekir'e biat etmediği bize gelen tarihi bilgiler arasında görünüyor. Bu şeylerin kendilerine göre belki olumlu görünen mantığı olabilir veya görünebilir ama bir devletin varlığı söz konusu, o devletin sağlanmış olan bir birliğin dağılması söz konusu ise her halükarda hiçbir şey o birliğin dağılması için meşru mazeret olamaz, olmamalıdır da. Sanki İslam peygamberin güçlü kişiliği karşısında onların kusurlarını örtmüş ama yok edememiş, öyle görünüyor. Kabilecilik, kabile iddiası, kabilelerin ben sen iddiaları, Beni Ümeyye ile Beni Haşim'in böyle karşılıklı yarışmaları uzun süreler devam etmiş, öyle görünüyor. Zaten Sıffin Savaşı'nda da bunun büyük payı var. Hatta Cemel Vakası'nda dahi bunun izlerini rastlamak mümkün. Ta Hüseyin'in şehit edilip kellesinin bir tepsisini üzerinde Yezid'in önüne getirildiği rivayet ediliyor. Yezid şöyle bir çubuğu, elindeki çubuğu o kellenin kulağına sokmuş ve çevirmiş şöyle. Yanında da adamları var. Hey gidi Beni Haşim demiş. Yani bu hallere de mi düşecektiniz? O Beni Ümeyye'den ya, orada bulunan Mervan'ın da şöyle söylediğini tarihler naklediyor. O kelleye bakarak, Hüseyin'in kesilmiş başına yani, işte şimdi gördü Beni Haşim, içlerinden birinin
peygamber olduğunu iddia ederek Beni Ümeyye ile yarışmanın ne demek olduğunu, Beni Ümeyye'yi geçmeye çalışmanın ne demek olduğunu. Çünkü İslam gelmeden evvel asırlardan beri hep Beni Haşim'in elinde Kureyş'in yönetimi, Kabe'nin yönetimi, Mekke'nin yönetimi. Artık düşmüş. Yani Beni Haşim sürekli jenerasyon kaybediyor, itibar kaybediyor, fakirler bilmem ne falan. Bu iş artık yürütemeyecekler ve iş sürekli de güçlenip gelen Beni Ümeyye öyle pusuda bekliyor. Ebu Süfyan onların başı, savunma bakanı konumunda Mekke'de, güçlü insanlar. Bekliyorlar ki artık bunlar bıraksınlar ve bunlar ele geçirsin ve Beni Ümeyye artık Beni Haşim'in konumunu elde etsin Mekke'de. Ama tam o sırada da işte Beni Haşim'in içinden Allah bir elçi seçiyor. İş ebediyen onların eline çıkıyor Beni Ümeyye. Bu tabi İslam'ı düşünmeyen, onu içine sindiremeyenler açısından köklü bir şey, zoka yemek. Hani kılıç balığına şeyi atarsınız, o saplanır, alır başını gider ama ne kadar gitse de dönüp dolaşıp geleceği yer cesedinin kayağa çekildiği yer olacaktır. Yani işini bitirir o zaman. Bir sürü kan kaybedecektir, enerji kaybedecektir. Beni Ümeyye de herhalde durumun böyle göründüğünü, yani ümidini sen kesiyor, kızgınlıkları büsbütün artıyor. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'nin fethinde Müslüman olmasına rağmen Ebu Süfyan'a hiçbir görev vermemesi de bunu gösteriyor ki Ebu Süfyan gerçekten bu işi götürecek bir insan değil, yani güven veren bir insan değil. Eline imkan geçse hemen geri vazgeçer ve işi üste çıkar. Onun için güvenmediği görülüyor. Zaten ona verilen bir tek görev var bildiğimiz kadarıyla. O da Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Beni Sakif, Taif'teki Beni Sakif kabilesinin, Sakif oğullarının Huneyn vakasından sonra yıkılması gereken putlarını yıkmaya bir seriye, bir grup insan gönderiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O grup insanın başına amir olarak Ebu Süfyan'ı veriyor. Yani sanki o putların yıkılışını emretsin ve yıkılışını gözleriyle görsün de putların bir şey yapamayacağını bir daha canlı olarak anlasın der gibi bir görev. Yani bu stratejik bir görev, dikkat edilirse. Yani onun hala putlara itibar ettiği düşüncesi olmalı ki, bu endişe bulunmalı ki onu kökünden kazımaya yardımcı olacak bir iş Peygamber ona veriyor ve başka bir iş vermiyor. Halbuki çok yetenekli, becerikli insanlar Beni Ümeyye mensupları. Ama güven vermiyorlar. La oğluna güvenip vahiy katibi olarak epey çalıştırdı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muaviye'yi. Ama kendisine güvenemedi. Hatta gözünden bile anlaşılıyor. Yani başkaları gayb bilme gibi telakki ediyorsa da adam İslam'la bir türlü hazmedemiyor. Yani hatta bir gün demiş ki Peygamber ona, öyle söyleniyor. Bakmış suratındaki ifadeye, yani hiç Müslümanlığından memnun bir ifade değil. İnsanın içi dışına akseder, yani yüzünde ifadesini bulur. Demiş şimdi elime bir imkan geçse de Muhammed'i öldürsem, bunları da dağıtsam ve tekrar ben bu işi ele alsam diye düşünüyorsun değil mi demiş. O da ya Resulullah nasıl bildiğim falan, nasıl var mı? Yani farkında değil, ipucunu kaçırmış, suratını aksediyor adam. Yani memnuniyetle dinleme başka, böyle candan bir bakış öteberi başka, bir de böyle yani ah, nerede eski günler der gibi bakma başka. Anlamaz mı insanlar? Hani kimler diyor işte bana Cibril haber verdi de bilmem ne de. Yok yani Cibril'in haber vermesine lüzum yok. Yüzündeki ifade herkese haber veriyor zaten. Yeter ki dikkatli bak. İşte burada sorumuza cevaba gelirsek rivayetler doğruysa eğer, ki bu şartla söylemek lazım, başka bir şey diyemeyiz. Bize gelen rivayetler, haberler, tarihi bilgiler doğruysa eğer, Allahu alem, yani
Fatıma tamamen, Allah mağfiret etsin, duygusal davranmış. Hatta bu haliyle kocası Ali'yi de etkisi altına almış. Vefatına kadar 6 veya 8 ay galiba babasından sonra vefat ettiğini söylüyor kaynaklar, değil mi Peygamberimizden? 6 mı doğru, 8 mi Allah bilir. O süre zarfında kendi biat etmediği gibi ki bu gibi kimselerin biatı önemli, yani Peygamberin kızı, Peygamberin damadı, yani böyle nifakı, ayrılığı arzu edenlerin pusu kırıp böyle gözlediği, acaba yani ölünme için filan çok önemli faktör olarak kullanabilecekleri biat diyor. Sıradan insanların biatı gibi değil. Ehli hal vel abdden sayılıyor bunlar. Yani hal ehli, İslam'ı yaşayan önemli kişiler ve akit şeyi, yeteneği bulunan, yani yaptığı akitlere itibar edilen insanlar gözüyle görülüyor. Ehli hal vel abd diye fıkıh kitaplarında, imaret bahislerinde geçer ya, bunların biat etmemesi tabi nifaka yol açabilir. Yani kimileri gider, biz de Ali'ye biat ediyoruz der. Ali de böyle bir biatı kabul ederse ondan sonra Altakya, Berkula birbiriyle kavga. Yani ölenin de öldürenin de cehennemde olacağı bir savaş başlar. Değil mi? İslam'ın birliği mahvolur. Ama maalesef öyle görünüyor. Tabi açık açık bir çok insan söylemekten çekinmiyor ama çekinmenin alemi yok. Çünkü İslam'da kimse dokunulmaz değil. Yani şu milletvekili dokunulmazlığı gibi, bilmem ne gibi filan, Şia'nın masum imamları gibi filan değil. Yani bizim anlayışımıza göre. Kur'an'da herkes eleştirilir, herkes yanlış yapar. Peygamber de dahil. Ama onun yanlışını biz insanlar düzeltemeyiz. Allah düzeltir. Ne kadar dünyevi bir şey, yani hurmayı aşılamayı bilemez de aşılamayı bilen birisi ona der ki ya Resulallah öyle değil, böyle aşılanacak der. Yani zaten ondan iyi hurma aşılamayı bilmek de peygamberliğin kusuru değil. Çünkü peygamberler aşıcı falan olarak gönderilmiş insanlar değiller yani. Değil mi? Ama dinde de yanlış yapabilirler. Yanılır. İnsandır çünkü. Duygusallığı o tutar. Herhangi bir zaaf gösterebilir yani. O zaafın sonucu yanılır. Yanılınca da yanlış yapar. Yanlışını Allah da düzeltir. Çünkü bunların yanlışı önemli. Bizim yanlışlarımız gibi değil. Nihai olarak peygamberlerden sadır olan yanlış veya doğrular insanlar için dinleri açısından şey, bir ölçü, baz olarak alınıyor. Yani bakıyorsunuz mesela bir gün peygamber alıştıklarından farklı namaz kılmış. Farklı derken rekat sayısı bakımından farklı. Mesela 4 rekat hep kılıp durduğu öğlen namazında 2 rekatta selam vermiş. Örneğin anlatılıyor bunu. Hemen arkasında arkadaşlar demişler, ya Resulullah namaz değişti mi? Hayırdır, niye sordunuz? Demişler, 2 rekatta selam verdin ya Resulullah onun için. Demek ki unutmuş peygamber. Demiş ki hayır, değişmedi. Ben demiş yanlış yaptım. Şimdi 2 rekat daha kılalım ve tamamlayalım. Ben 4 rekat kıldık zannıyla 2 rekatta selam verdim. Yani bile bile yapmış değilim. Demiş, değişmiş de. Demek peygamber de yanlış. Yani yanılmış, böyle rivayetler var. Ama düzeltir. Yani kimi yanlışlarını kullar düzeltir. Kul da nasıl yanlış yaptın diye sormuyor, dikkat edersen. Allah'ın elçisi olduğu için diyorlar, namaz değişti mi ya Resulullah? O da diyor, hayırdır, niye sordunuz? Yani durup dururken, çünkü o herhangi bir farklılığın farkında değil. Yani diyorlar, siz 2 rekatta selam verdiniz. Yani namazda 4 rekatlık, hep öyle kıldıkları. O zaman diyor ki, ben yanılarak öyle yapmışım. Öyleyse 2 daha kılıp tamamlayalım. Yani böylece peygamberi diğer Müslümanların düzelttiği de oluyor. Tabii ki asıl düzeltici de Allah-u Teala. Yani diğerlerinin müdahale edemeyecek boyuttaki yanlışlar için de Allah araya girip düzeltiyor. Çünkü peygamberden görülen şeyler din olarak alınıyor. Din olarak hayata geçiriliyor, din olarak yaşanıyor. Dolayısıyla bir yanlışın din haline gelmesi ve insanlar tarafından genel kabul görülüp yapılması, dinin yanlış anlaşılıp yanlış uygulanması anlamına gelir. Böyle olmasını da Allah göz yummaz. Onun için
Allah'ın elçisini düzeltmesi söz konusu. Sanıyorum 91 yılının Ocak, Şubat, Mart iktibasının sayılarında Allah'ın elçisini düzeltmesi başlıyor altında. Bu konuyla ilgili 30'a yakın örnek vererek konuyu açıklığa kavuşturmaya çalışmış idik. Gücümüzün yettiği kadar. Şimdi heva ve heves ne demek? Heva, heves biliyorsunuz Arapça kelimeler, Türkçe kendi arzusu demek. Kendi anlamına geliyor. Yani hevasından söz söylemez demek, kendi söz söylemez. Yani o kendi sözü değil demek. İn huve illa vahyin yuha illa ki vahiy olsun. Yani ona vahyedilen söz olsun anlamında. Şimdi 6 ay boyunca veya 8 ay boyunca Fatıma'nın ve Ali'nin Ebu Bekir'e biat etmemiş olmaları elbette ki hevalarına uyma diye telakki edilir. Çünkü hiçbir şer'i geçerli gerekçeleri yoktur. Çünkü İslam'da biliyorsunuz ne Kur'an'da ne de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da asla ve kat'a herhangi bir sülalenin, herhangi bir soyun, herhangi bir kişinin soyunun üstünlüğü ve alçaklığı söz konusu değildir. Arap'ın Acem'e, Acem'in Arap'a üstünlüğü olmadığı gibi Kureyş'in Kureyş'ten olmayana, Kureyş'ten olmayanın da Kureyş'ten olana üstünlüğü, alçaklığı söz konusu değildir. Velev ki takva ile olsun. Yani takvası olan üstündür. Kimin? Kureyş'ten olanın takvası. Tamam. Ama Kureyş'ten olduğu için değil, takvalı oldu. Allah'tan korunduğu, sakındığı için üstündür. Yoksa Kureyş olduğu için değil. Kureyşli olmayan da Allah'tan sakınabilir mi? Takva sahibi olur mu? Olur. Evsli olur mu? Olur. Uyduruk bir, uyuz bir kabilenin adamı da Allah'tan sakınabilir mi? Sakın. O zaman o da üstün olur. İsterse öbür taraf Muhammed'in çocuğu olur. Hiçbir şey değişmez. Allah'ın koyduğu ölçü bu. Allah'ın korkuyla insanlar, Allah'ın azabından sakınma, rızasını isteme, o yolu tutma ile biri diğerine üstün olabilir. Üstün olmanın başka bir yolu yoktur İslam'da. Yani yakışıklı olmak, boylu boslu olmak, zengin olmak, mevki, makam sahibi olmak filan. Bütün bunlar kadın için olsun, erkek için olsun. İmtihan vesilesidir. Ama imtihan demek, her imtihan kazanılan şey demek değildir. Kazanan olduğu gibi kaybedeni de her imtihanın vardır. Güzellik bir imtihan vesilesi bir kadın için. Kimi kadın bu imtihanda kazanır, sınıfı geçer, güzelliğini haram işlemeye, günah işlemeye vesile olmaktan çıkarır, helali, helal bir yaşamın vesilesi kılar, bu imtihanı verir. Kimi kadın da güzelliğine mani olur, onu bunun yoldan çıkarır, cehenneme ateş eder kendini. Güzellik de onun için sınıfı kalmasının sebebi olur. Zenginlik de öyle, boy boz da öyle, her şey öyle. Yani illa vali oldun, sevap işleyeceksin. Bilakis günahın daha fazlasını hem de tır dolusunu peş peşe işleyebilirsin. Çünkü bir sürü insanın üzerinde hüküm sahibisin. Bir sürü insanı ilgilendiren günah işlersin. Dolayısıyla da herkesten büyük bir hızla cehenneme doğru yol alabilirsin. Tuttuğun yolu. Kendisine doğru da yol alabilirsin. İyi valilik yaparsan, iyi emirlik yaparsan. Evet, kim olursa olsun günahtan korunmuşluğu söz konusu değildir. Peygamberin çocuğu da olsa ki, nitekim peygamber çocuğu olan Fatıma'ya elimizdeki kaynakların gösterdiğine göre defaatla, yani birden çok, çok defa kızım, babam peygamber diye sakın güvenme demiş. Yani bize gösteriyor ayetler, hadis kitaplarında onu gösteriyor. Sakın baban peygamber diye güvenme, babayın peygamberliğine güvenme denilmiş peygamber tarafından. Bu da şunu gösteriyor ki, mesela Hazreti Ayşe'ye örneğin şöyle denmemiş, yani bize böyle bir rivayet gelmiyor. Sakın peygamberin hanımıyım diye kendine güvenme ha filan denmemiş. Yani biraz da burada öyle görülüyor ki kendine laf dedirtmemiş, yani yapılması gerekenleri yapmış Ayşe. Ama Fatıma'nın biraz ihmalleri, biraz zayıflığı olmalı ki babası kızına sık sık böyle demeyi deme gereği duymuş dersek ileri mi gitmiş oluruz? Yani bir baba
evlatlarından bir evladına veya bir evladı var ona. Yavrum dikkat et bak, babam bilmem ne filan deme filan diyorsa, demek ki o evlatta biraz dikkat azlığı var ki sık sık onun ikazına gerek duyuluyor demektir diye anlaşılır. Değil mi? Bunu böyle düşünmek herhalde kahin olman gerektirmez yani. Her neyse, velhasıl böyle azim hatalar, yanlışlar yapılmış. Daha sonra bu Fatıma'nın bu tutumunun, Ali'nin de bu Fatıma'nın arzusu istikametindeki tutumunun daha sonra nelere sebep verdiği, nelere sebep verdiğini Sıffin Savaşı'ndan tutunuz da tarih boyunca koskoca bir yarık şeklinde sürüp gelen Şii-Sünni ayrımına varana kadar tüm bir ümmet olarak yaşamışız. Hala da yaşıyoruz. Yani varsa yoksa Ali aşağı, Hüseyin yukarı. Ali ile Hüseyin olmasa İslam olmazdı sanki gibi bir anlayış maalesef genelde söylüyorum Şia kardeşlerimize hakim ola gelmiş. Onun damadıymış da, hak işte Peygamber ona emanet etmiş de, yok bilmem Musa Aleyhisselam'ın nasıl Harun yardımcısıysa işte Ali de Muhammed'in yardımcısıymış da bilmem neymiş de. Tamam, biz Ali'ye yardımcı değil, düşman falan demiyoruz. Ama yardımcısı bir Ali mi? Ebu Bekir necisi? Daha kısa pontunla gezerken Ali, Ebu Bekir Muhammed'in yardımcısı, onun getirdiğinin yardımcısı. Tabir caizse o daha kısa pontunlu orta mektep talebesiyken diyelim, ya bir şeye aklı ermiyorken Ebu Bekir çocukluğundan beri onun arkadaşı, öbürü daha dünkü çocuk. Yani daha din bile teklif edilecek durumda değil. Peygamber Ali'ye söylemiyor, gider babasına falan söyler de, çocuk ya, duyurmak istemiyor ama bir gün hanımı Hatice ile namaz kılarken zırtlıyor, içeri girmiş. Hani fakirliğinden dolayı Ebu Talib'in oğlunu, yani Ali'yi yanına almış bakıyor ya, bir oğlu da Cafer bin Tayyar'ı da Abbas almış bakıyor. Bakamayacak kadar, çoluk çocuğuna bakamayacak kadar fakir düşmüş Mekke'nin reisi olmasına rağmen Ebu Talib. Görüyor, illa ne yapıyorsunuz? Ali soruyor. Ne, işte Allah'a ibadet ediyoruz, peygamber yalan söyleyecek değil de. Görmemiş de diyor, bu nasıl ibadet? Bilmem ne filan. Yani peygamber ona anlatıyor, işte şöyledir, böyledir. Yani sen de inan Allah, ben onun kulu ve elçisiyim filan. Ali diyor ki, çocuk aklımı ya, babama sormadan inanmam diyor. Şimdi babasına söylerse, babası Mekke'nin reisi, ödü kopuyor peygamber. Çünkü duyulursa daha başlangıçta pandemi kopar, kim bilir ne olur. O etme gitme, işte Allah seni yaratırken babana sordu mu? Sormadı. Sen de işte olacaksan ol, olmayacaksan olma ama babana söyleme diye, yani kök söküyor böyle, epey zor dakikalar yaşıyor da Ali'yi zor ikna ediyor. Çocuk ikna etmek, çocuk inandırmak epey zor bir iş. Malum. Yani böyle günler yaşanıyor. Sen o günlerde Ebu Bekir, Kureyş'in ileri gelenlerden hatırı sayılır bir tüccar, başka bir kabilesinden de olsa, Muhammed'e tam destek veren bir insan. Yani onun adama sayılan tek destekçisi, diğer köleler, gençler filan kimse bir şeye saygı yok. Ama Ebu Bekir öyle değil, rüştünü toplum nazarında ispat etmiş bir tip. Sen o adamı bırak, filana bağla işi, Hüseyin'e bağla işi. Yok, İslam'ın varlığı hiç kimseye bağlı değil Allah'ın dışında. İslam varsa Allah sayesinde var. Allah'la beraber var, Allah'ın dini olarak var. Ne Muhammed'le, ne Ali'yle, ne bilmem Ebu Bekir şeyle, Ebu Bekir'le, ne Hüseyin'le var değil. Muhammed dinlemeseydi yahut yapmasaydı Allah onu helak eder. Söylüyor zaten, şah damarını yakalar, sahibinden alır diyor. Başka birisini bulur. Allah'a zor mu? Yani kimseye bağlı değil İslam'ın varlığı. Ancak ve ancak Allah-u Teala'ya bağlı. Allah varsa İslam var. Allah olduğu için İslam var. Yoksa Ali olduğu için İslam var. Yok. Çok esaslı bir yanlış bu. İnsanın itikadını bozan bir yanlış. Hüseyin varsa İslam var. Yok. Böyle düşünen insan bilsin ki ben doğru Müslüman değilim. Kendimi düzeltmeyeyim. Yani o günlerin böyle basit görünen ihtilafları daha sonra ne büyük yarıklara, ne büyük çatlaklara, hani fay hattı filan derler ya coğrafyada,
öylesine yani kıtalar arası uzunlukta yarıklara sebep olmuştu. Şimdi 1 milyar Müslümanın aşağı yukarı %8'i filan işte. Diğer parça Şia, %1'i bir başka işte uyduruk diğer parçalar, %91'i de Ehl-i Sünnetlerinden asıl ana kitle. Müslümanım diyenler niye bu kadar köklü ayrılıklara sebep olsunlar? O kadar ki birbirlerini tekfir etme boyutlarına vardırmışlar iş. Hamit Algar bundan 25 sene evvel 1963'lerde filan epey genç yaşta Müslüman olmuş bir İngilizdi o. Profesördür şimdi, şarkıyatçı biliyorsunuz. İran'a gitmiş şah zamanında ya, ta 1963-65'lerde filan. Orada görüşüyoruz, konuşuyoruz. Halk, onun rengi de kırmızı yani, biraz doğulu gibi değil yani. Bu kim İngiliz olduğu fark ediliyor sanki. Soruyorlarmış, Müselmansın ya kafir? Kafir misin, Müslüman mısın? Yani Hazeri lehçesiyle. O da diyormuş, elhamdülillah Müselmanım. Şiasın ya Sünni? Diyormuş, Sünniyim. Ey Müslüman olabilmemişsin daha. Bir gün diyor, hamama gittim. Hamamda da işte yabancı görünce, o işte kimseli bilmem falan filan ikram ediyorlar, şu bu. Anladılar diyor, ben işte İngiliz asıllıyım ve Müslümanım ama Şii değilim. Sonunda işte sohbeti bitirdik diyor, hamama gireceğim. Soyunma odasına geçtim. Bir hamamcı peştemal getirmiş, buna bir değnekle şöyle uzatıyormuş. Demiş, neden öyle veriyorsun bana, herkese eliyle veriyor diyor. Demiş, sen Sünnisin daha, necissin. Benim özümün eli değmiyor sana, necis. Ben de necis olalım. Sünniyi necis sayıyorum. Halbuki kendin namaz yok, niyaz yok yani, bir hamamcın yani. Ha, hamamcın çok, öyle olur değil mi? Ona rağmen kendini Hamit Akal'ın çok daha yukarı görüyor, Sünniyim. Düşünebiliyor musun şimdi, Luka böyle Müslüman olur mu? Mesela Ortodokslara göre Katolikler kafir. Katoliklere göre Ortodokslar kafir. Neden? Yani birisi baba oğul ruhul kudüs'e iniyor, öbürü ana oğul ruhul kudüs'e. Yani Allah bu üçten meydana geliyor. O üçün, sen üçte birini inkar ediyorsun Katolik olarak. Protoşeye göre, Ortodoks'a göre. Katolik'e göre de Ortodoks diğer üçte biri inkar ediyor. Yani mesela ana oğul ruhul kudüs diyen, babayı inkar ettiği için diğeri tarafından kafir gözüyle bakılıyor. Baba oğul ruhul kudüs diyen de anayı Allah'a katmadığı için, yani Meryem'i, diğer tarafından kafir görülüyor. E bu duruma düşürmüşler birbirlerini. Düşünün yani dibinde neler yatıyor. Çok basit görünüyor şeyler ama öyle değilmiş. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette tekrar edilen ismi failin cemi olarak da şakirin olarak birçok yerde geçen, yani şükredenler anlamında birçok ayette geçen bu kelime Allah-u Teala'ya karşı minnet duygusu besleyen, özel anlamı bu. Şükür Türkçe günlük hayatımızda kullandığımız, teşekkür de şekere kökünden türeyen diğer bir kelime. Aynı kökten gelen kelimedir. Yani minnet beslemek, memnuniyet ifade eden bir kelime olarak kullanılıyor. Görülen iyiliğin sağlanan karşılığında borçluluk ifade eden, minnet ifade eden bir sözcük olarak kullanılıyor. Ama İslami ıslahta Kur'an'da kulun Allah'a karşı Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin karşılığı duyması gereken minneti ifade eden sözcük olarak kullanıldığını biliyoruz. Bu itibarla müminlerin vasfından, yani sıfatlarından sayılıyor şükür edici olmak. Allah tarafından kendisine verilenlerden memnuniyetin ifadesi olarak insan şakirinden, yani şükredenlerden olmalı diye bildiriliyor. Allah-u Teala'nın insana verdiği nimet gerçekten sayılmakla bitmeyecek kadar büyük. Gözün görmesi, kulağın işitmesi, dilin tatması, burnun koklaması,
duyu organlarımızın görevlerini yapması ve bize emsalinin başka herhangi bir yolla temin edemeyeceğimiz hazlar vermesi, hazları tatmamızı kadın erkek sağlayan Allah'a karşı gerçekten biz minnet duygularıyla dolu olmalı, şükür ishar eden dil ve haliyle şükür ifadesini hiçbir zaman terk etmeyen insanlar olmalıyız. İnsan o kadar şey için şükretme durumundadır ki saymakla bitmez. Yemek yer iken bir haz duyduğumuz gibi onun vücudumuza gıda olarak alınıp işe yarar kısımlarının, yaramayanlarının dışkı olarak atılmasının bize verdiği rahatlık dahi şükretmek için sayılamayacak, hatta tek başına sebep sayılacak bir şeydir denilse yeridir. Hakikaten bir insanın düşününüz, defi hacet edemediğini, yani gerek idrar gerek kaldırat yapamadığını düşünün, yani o insan sonuçta ölür. O ihtiyacı duyduğu andaki sıkıntısını düşününüz ki herkes hayatında defaatle o sıkıntıyı yaşıyor. Ve boşalmak suretiyle, yani o dışkısını atmak suretiyle ne kadar rahatlıyor, adeta hayata yeniden gelmişçe sine bir rahatlığa hayatımızın neredeyse her günü karşı karşıya istediği bir şey. Yani sokak tabiriyle söyleyeyim, yani işeyebilmek bile Allah'a sonsuz defalar şükredebilmek için tek başına yeter. Gerçekten yani hayata yeniden gelmiş gibi oluyor. Değil mi? Öbür türlü hayatınız son bulacak. Yani bir öyle şeyler duyuyoruz işte, kimi insanlar bağırsağı dolaşmış falan, yani böyle diyorlar halk arasında, yani kalın bağırsak dolaşıyor, yani dışkısını atamaz hale geliyor ve sonucu ölüm bekliyor adam. Evet. Yani işeyememek deyip geçmeyin, yani ölümle sonuçlanıyor, hayatımız bitiyor. Bunu yapabiliyor olmak, yani yaşamınızın devamının sağlanması, her an insan ölümü tadıyor birçok konuda. Kapısına gidip geri dönüyor, yani eşiğine varıp geri dönüyor. Kimi kalbi sekteye uğrayarak, kimisi bilmem zor defi hacet yaparak. Mesela şu şekilde, bu şekilde. Kimisinin nefesi bir an daralıyor, bir ahiretin kapısına varıp geri dönüyor. Yani ölüp geri diriliyor halkın deyimiyle. Bütün bunlar hakikaten işleri insana veren Allah'a borçlu olduğumuzu gösteren şeyler. Yani o dilediği için yaşıyoruz. O bizdeki bu mekanizmayı böyle kurduğu için yaşayabiliyoruz. Eğer yaşam tad alınan, haz alınan, memnun olunan ve istenilen bir şeyse ki öyle olduğunu görüyoruz. Yani hemen tüm canlılar hayatlarından memnun. Yani en fakiri de, en bilmem zengini de, en kısa boylusu da, en uzun boylusu da, en güzeli de, en çirkini de. Yani hayatı seviyor insanlar. Seviyorsak o hayatı bize bahşedene karşı da bir minnet duygumuz olmalı. Örneğin filan arabamız var, o arabayı kullanmaktan memnunsak, bizi rahat ettiriyor, işimizi görüyoruz bilmem ne filan, o arabayı bize veren ya da sahip olmamıza yardımcı olanlara karşı bir teşekkür duygusu beslememiz gayet normal, doğal bir duygu olmalı. En global manada da Allah'a karşı gerçekten Allah'ın kuluna verdiği hayat, o hayatın içinde bulunan diğer aksam, yani kısımların her biri, ona şükretmek, ona borçlu olduğumuzu belirtmek, onun tarafından bu hazları tattığımızın farkında olduğumuzu ifadelendirmek açısından çok gerekli ve birçok konuda şükür duymamız gereken, şükretmemiz gereken şeyler. O bakımdan Allah şükreden kullarını seviyor. Yani kendisine borçlu olduğunu bilen ve bunu anmayı seviyor. Bunu anan kullarından da razı oluyor. Allah şükredenlerden razı olur demek bu demek. Gerçekten öyle. Yani siz varsayın ki birisine insan olarak iyilik ettiniz.
Allah'ın size verdiklerinden istifade ettirdiniz, yararlandırdınız o şahsı. Örneğin fakirdi, bir kızla oğlanı evlendirdiniz veya evlenmelerine yardımcı oldunuz, işte biraz eşya aldınız diyelim, gittiniz, geldiniz, koşturdunuz. İstemez misiniz ki yaratılışınızın doğası gereği hayatı boyunca her gün size kölelik etsinler değil de zaman zaman da olsa o çift sizin kendilerine ettiğiniz yardımı hatırlasınlar, unutmasınlar ve zaman zaman da olsa müteşekkir olsunlar. Yani o hallerini muhafaza etsinler, istemez misiniz? Nefisler bundan hoşlanıyor. Yani bu illa kulluk, kölelik etsinler anlamına gelen bir şey değil. Hatırlasın insanlar. Yani Allah-u Teala diyor ya peygamberine mesela, seni diyor yetim bulup büyütmedik mi? Aç bulup doyurmadık mı? Çıplak bulup giydirmedik mi? Yani bütün bunları sana sağlayan Rabbine şükretmez misin? Değil mi? Yani şöyle şöyle olduğu halde, böyle böyle olduğu halde hala Allah'ı tekzip mi derler? Var ya Rahman suresinde bir takım şeyler Allah'ın kullarına bahşettiği imkanlar tekrarlanır. Arada bir ayet hep tekrarlanır. Hala mı Rabbinizi yalanlayacaksınız? Rabbikuma tükerdi be. Biliyor muyum? Yani nasıl yalanlarsınız ki gerçek şöyle olduğu halde? Yani bunu nasıl yaparsınız? Bunu yaparsanız şükretmeyenlerden olur. İnsana Allah hatırlatıyor. İnsan da insana hatırlatıyor. Yani hatırlatmakta insanlar için yaratılışı açısından yarar var, zaruret var. Çünkü insanoğlu unutuyor. Unutulan varlık olarak yaratılmış. Unutmak tabii bir doğal olarak insanda bulunması gereken, her insanda bulunan unutkanlık var. Bu kusur değil, bu insanın bir özelliği. Ama bir de nankörlük anlamında unutmak var. Yani aslında unutmadığın halde hiç senden o iyiliği görmemiş gibi sana karşı davranmak. Örneğin annen baban seni doğurmuş, büyütmüş, altını ıslatmış, kurutmuş, bilmem karnını açmış, doyurmuş filan. Bir kaşıklık canın yok iken şu hale gelmiş. Hani şöyle. Ama sen bunları sana sağlayan, o ilgiyi göstermese idiler, şu şekildeyken şu şekle bile gelemez halden bugüne seni gelmende yardımcı olanlara hey siz bana ne yaptınız ki gibi davranırsanız kahroluyorlar. Değil mi? Yarın evlat sahibi olunca sen de anlıyorsun kahrolmak ne demek, reddetmek ne demek, müteşekkir olmamak, şükredici olmamak ne demek sen de anlıyorsun. Ve diyor ya anne baba, işte yarın senin de evladın olursa görürsün yarın. Şu yaptığının, yani bize karşı davranışının ne anlama geldiğini yarın görürsün. Görürsün ama iş işten geçer. Geçer yani, o zaman bizi bulamazsın ki kalbimizi kazanasın. Biz işte göçüp gitmiş oluruz. Hakikaten insanlar fıtratlarında minnet duygusu taşıyıcı varlıklar olarak yaratılmışlar. Bunu Rableri Allah'tan başlayarak annelerine, babalarına, konularına, komşularına, akrabalarına, her iyilik gördüğü herkese bunun karşılığı olarak müteşekkir olurlar, şükredici olurlarsa daha sevimli olurlar, daha güzel olurlar, hayatı daha da tatlandırırlar. Ama münkir, inkarcı, hiç ne yaptın ki sen deyici olurlarsa bu giderek Allah'a karşı da aynı şekilde insanda yer eden bir davranış halini alıyor ve Allah da okuldan razı oluyor. Şükrün anlamı bu. Yani herkese karşı Allah'a, Allah'tan başlayarak kullarına, kullarından başlayarak Allah'a karşı gördüğü iyiliğin karşılığında minnet duygusu beslemek, teşekkür, memnun olduğunu belirtmek, bunu belirten davranışlarda bulunmak demektir. Mesela şükür namazı, yani sen bana işte bu nimeti verdin, ben sana hasreten özellikle artı teşekkür ederim. Onun için kılınan namaz anlamına gelir şükür namazı mesela. Nafile namazdır ama
yani kulun Rabbinden memnuniyetini ifade eden artı namazdır. Evet, dalalet kavramı sapıklık, eğrilik, ana yoldan ayrılmışlık manasına gelen bir Arapça deyimdir ve günlük dilimizde de kullanıyoruz bunu. Delalet değil, dalalet, dal ile, ya dat ile, pardon, balalet. Sapıklık karşılığı sapıklıktır. Sapıklık malumunuz kelime anlamını bulunulan halden başka bir hale, yürünülen yoldan başka bir yola dönme şeklinde anlaşılır genelde. Lügat anlamı budur. Ama yapılmaması gereken, kaçınılması gereken şey olarak anlamak lazımsa ki bizim buradaki kavramımızın manası odur. O zaman doğrudan ayrılmak anlamına gelir. Yani tek anlama irca olur, tek anlamda toplanır. Doğrudan ayrılmak manasına gelir. Doğrudan sapmak, doğrudan ayrılmak manasına gelir. Ki kimse doğrudan ayrılmamalı. Çünkü doğrudan ayrılan elbette ki varması gereken, varınca mürüvvetini göreceği yere varmaktan kendini alıkoymuş, uzak tutmuş olur. Bu duruma düşmekten insan mutlaka sakınmalı ki hayrını görsün. Peygamberler içlerinden seçilip kendilerine gönderildiği toplumlar ve o toplumların ileri gelenleri tarafından hep dalaletle suçlanan insanlar olmuşlardır. Kur'an'ın bize ifadelendirdiği kadarıyla gerçekten atalarını üzerinde yürür buldukları yoldan sapan insanların ilki olarak tanımlanmışlar. Topluma öyle lanse edilmeye çalışılmışlar ve sonuçta işte nifak çıkarıcı bu dalaletleri, bu sapıklıkları yüzünden, bu sapmaları yüzünden ikilik çıkaran, toplumu bölen, insicamına halel getiren, birliğine gölge düşüren ve giderek de toplumu ikiye bölen, yani işte nifak çıkaran manasına gelen bir kelime. Böyle suçlanmışlar. Gerçekten lügat anlamı itibariyle peygamberler sapan kimselerdir. Sapmış kimselerdir. Lügat anlamı itibariyle. Nereden sapmışlardır? Atalarını doğru mu eğri mi demeden üzerinde yürür buldukları yoldan ilk sapan insanlar olmuşlardır. Nitekim kendilerine gelen vahiy istikametinde bir yol tutmuşlar. Rableri Allah'a dayanıp güvenerek o yolu yol edinmişler ve o yolda tek başlarına da olsa yürümeyi sürdürmüşler. Bunu hayatlarının şiarı, esası haline getiren kimseler olmuşlar. Bu sebeple de kavimleri tarafından sapkın, sapık, dalalet ehli, yani sapmış insan olarak tanımlanmışlar. Nereden? Demin dediğimiz gibi atalarını üzerinde yürür buldukları yoldan sapan kimseler olarak tanımlanmışlar. Tabii lügat manası olarak doğru yani onların bu tanımlamaları. Fakat ıstılah manasına gelince mutlaka eğri bir anlam kazandırıyorlar. Çünkü yine Kur'an-ı Kerim'de ifadelendirildiği gibi kim söylüyor ki yani ataları doğru yolda idi onların? Ataları doğru yolda yürüyen kimseler mi idiler ki o yolda yürümekten vazgeçen, doğru yoldan ayrılıp da eğriye sapan kimse olarak tanımlansın, tarif edilsin? Yok, kim söylüyor? Kur'an'da diyor ya, ya ataları yanlış yiyor idiyseler de mi? Yani Peygamber onlara İslam'ı teklif ediyor, anlatıyor. Onlar da diyor ki, vallahi senin söylediğini biz senden duyuyoruz. Ama biz yürüdüğümüz yol, o bugünkü atalarımız, büyüklerimiz bir kuşak önce yani onlardan önce gelip geçmiş ölmüşler. Onlardan önce, onlardan önce yani tüm
Abayı ecdat, yani babadan oğula tüm insanlar bizim yürüdüğümüz yolda yürüyorlar. Yani o kadar insan yanlış yapıyor da, yanlış da idi de, kimse akledemedi, düşünemedi de, sen mi, bir sen mi doğru yoldasın? Bir sen mi doğruyu söylüyorsun ve doğru da yürüyorsun? Hiç olacak iş mi? Yani insanlar hep böyle ekseriyetle yanılmışlar ve kendilerini de ekseriyetle yanıltmışlar. Ekseriyetin yürüdüğü yolda yürüyor olmak, doğru da yürüyor olarak tanımlanmış, öyle anlaşılabilmiş. Bugün bizim gibilere de benzer şeyler söylenmiyor mu? Yani siz ya işte milyonlarca bilmem kimciler, onlar yanılıyor da aralarında şöyle ulema var. Halbuki hepsi ulema onları, o terifler. He? Siz mi isabet ediyorsunuz? Oğlum doğruluk, eğrilik böyle ekseriyetle anlaşılmaz ki. Yani şimdi benim dediğimi dinlemeye 30 kişi geliyor. Galatasaray maçını seyretmeye 30 bin, yine 300 bin kişi geliyor. Hele televizyon başlarını bir maç olduğu gün bir bak. Her televizyon başında 50 kişi, 100 kişi, hele kahvelerde filan. Biz saysak peygamberlerin peşine takılanların milyon katı fazla. Galatasaray peşine takılan yahut Beşiktaş'ın, Fener'in, neyse. Şimdi Fenerci olmak peygamberlerin getirdiğinden daha mı doğru olmak demek? Doğru eğriyi bırak da anlamı ne yani? Bir içi hava dolu, boş topun peşinde, nihayet bir maçın peşindesin. Az bir atımlık barutları yok yani, bir hamlelik canları yok. Bir hamlede şahmat yapıyorsunuz ya. Yani. Ama adam onunla iktidar ediyor. Bu kadar adam doğru yolda da işte biz sen mi eğri yolda da biz sen mi doğru yoldasın? Olabilir, olmaz mı? Kimsenin bilmediğini bilen çıkmaz mı? Çıkar. Herkes yanlış yolda olur. Bir ben doğru yolda olabilirim. Mümkün değil mi? Hayatta bunun örnekleri hiç görülmemiş mi? Görülmüş. O zaman ne diye bana ciddi ciddi dolu dolu laf söylüyormuş gibi o gibi şeyler söylüyorsun üstün çıkmak için? Bakalım, tartalım, biçelim. Ben ne diyorum? Peygamber olarak diyorum ki Allah her şeye kadir. Her şey ancak Allah tarafından yapılır. O yapar, o çatar, o cennete o koyar, rızkı o verir, ömrü o biçer, eceli o belirler. Bayla. Siz, efendim Hubel de şunu yapar, Lat da bunu eder. Eder mi etmez mi? Hadi sağlamasını yapalım. İbrahim Aleyhisselam'la bir müşrikin konuşması anlatılır ya Kur'an-ı Kerim'de. İbrahim Aleyhisselam ona, işte Allah güneşi doğudan doğurur, batıdan batırır diyor. Sen bunun aksini yapabilir misin? Yani o önce diyor ki, o öldürür de diriltir de diyor. Müşrik diyor ki, vallahi ben de öldürürüm diyor. Yani ben de Allah'ın yaptığını yaparım, o kendi yaptığını. Onun üzerine İbrahim Aleyhisselam ona diyor, o güneşi doğudan doğurup batıdan batırır. Sen batıdan doğurup doğudan batırabilir misin? Adam susuyor, ayette diyor, o sustu kaldı. Yani ikna oldu değil, cevap veremez. Mesele o durumda bırakmak karşıyı, yoksa ikna etmek elinde değil insanın. Mesele nereye saptığınız meselesi. Eğriden doğruya sapmışsanız ne âlâ, ne hoş, ne güzel, bunlar başına. Ama doğrudan eğriye sapmışsanız Allah acısın, merhamet etsin. Bütün mesele bu. Yoksa kavimleri, tüm peygamberleri sapıklıkla suçlamış. Yani atalarını üzerinde yürür buldukları yolda yürümekten sapmakla, yani o yolu terk etmekle suçlanmıştır. Öyle değil mi? Bu anlamda bizler de, yani kelime manası olarak bizler de sapmışız yani, doğru. Fakat doğrudan eğriye sapmak kastediliyorsa, ki insanlar birbirini suçlarken bu kelimeyi kullanıyorlar. Dalalet ehli, yani doğruyu terk etmiş, eğriyle eş olmuş, eğride yürüyor anlamında. O manada asla peygamberlerin hiçbirisi dalalet ehli değildir. Çünkü hidayet ehlidir, yani doğru yol ehlidir. Eğri yol ehli değildir bunlar. İnsan da dikkat etmeli, onun bunun söylediğine değil, Rabbi Allah'ın söylediğine bakmalı. Onun doğru dediğini yapmalı, eğri dediğinden kaçınmalı.
Buna rağmen kimileri çıkar da sizi dalalet ehli olmakla suçlarsa, suçlasın dursun. Bu onun karnının gurultusudur. Kendinin kuruntusudur. Kuruntular da hiçbir şey ifade etmezler gerçekten. Nitekim zan gerçekten hiçbir şey ifade etmez diyor Allah-u Teala bir ayette. Yani gerçek bir bütünse, o bütünün en küçük bir parçasının dahi ifadesi değildir anlamına. Yani o gerçekten bir küçücük parçayı dahi ifade etmez zan diyor. Bu bakımdan gerçek ve zan birbirinin zıttı olan şeylerdir. Birisi aslında olmadığı halde kurulan, kurgu sonucu ortaya çıkarılan, esası bulunmayan şey iken, gerçek, bizatihi var olan, varlığıyla kendini insana belirten, belli eden şey denir. Evet. Bunları iyi bilmekte fayda var. Çünkü toplumda çok yaygın olarak kullanılan kelimeler, kullanılan kavramlar ve insanların birbirlerini itham etmesi, birbirleri hakkında hüküm verirlerken kullandıkları kelimeler olarak günlük hayatımızda çok yeri olan şeyler. Biz başkalarına nispetle daha dikkatli olmalı. Herhangi birisine örneğin sapık derken, dalalet ehli derken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü o insan dalalet ehli değilse, gerçekten doğrudan dönmemiş de biz ona öyle söylüyorsak Allah katında hesabını veremeyeceğimiz bir iş yapmış oluyoruz demektir ki mutlaka sakınmamız gereken münkerlerdendir. Bir insana dalalet ehli olmadığı halde dalalet ehli demek, olmadığı şeyi söylemek, o zaman iftira olur. Kafir olmayana, mümin olana kafir demek, o insan kafir olmadığı için dönür, döner gelir, onun müminliğini örtücülük olarak senin vasfın haline döner küfretmek. Hani Müslümana veya kafir olmayana kafir demek insanı kafir eder derler ya fıtık fıkıhta. Bu bir kaidedir. Doğru tabii yani biliyorsunuz küfür örtmek demek. Şimdi bir mümine kafir diyorsanız onun müminliğini örtüyorsunuz demek. O zaman siz küfreden yani küfür fiilini işleyen, örtme fiilini işleyen siz olursunuz. Yani siz kafir olursunuz. Siz örtücü olursunuz. O İslam'ı reddediyor. O hakkı ketmediyor, örtüyor da siz bundan dolayı ona bak bu şu doğruyu, şu hakkı örtüyor diyorsanız yani doğruyu ifade ediyorsunuz demektir. O zaman siz değilsiniz küfreden. Küfrün asıl faili odur. Siz onun yaptığı işi belirterek onu tanımlıyorsunuz. Yani Ebu Cehil kafir demek, Ebu Lehel, Leheb küfrediyor kafir demek bir doğruyu örtmek değil, bir doğruyu ifade etmektir. Çünkü onlar gerçekten örtmüşler. Örtücü olarak, ismi fail olarak küfretmişler, kafir olmuşlar. Siz de bir kafire kafir diyorsunuz. Dolayısıyla iftira filan etmiyorsunuz. Yani bir berbere berber demek iftira değil, yalan değil. Değil mi? Doktora doktor demek, keresteciye keresteci demek, laike laik demek küfretmek değil. Ama laiklik küfür. Yani hüküm sahibi olma hakkı Allah'ın olduğu halde o hakkı Allah'ın elinden alıp kıtıp yoz bunların eline vermenin adıdır laiklik. Bu Allah'ın hüküm sahibi oluş sıfatını örtmektir. Bundan dolayı bu fiili işleyen küfrediyor demektir. Tevhid bir bütündür. Yani Allah'a yalnız yaratması konusunda ortak koşmamak tevhid değildir. Bu da tevhidin bir kısmı, bir cüzüdür. Öbür tarafta rızık vericilik sıfatının da kamilen, yani tamamen ona ait olduğunu kabullenmeniz gerekiyor. Bu da tevhidin bir başka açıdan ifadesidir. Gaybı bilicilik de tevhidin gereklerindendir. Eceli biçicilik de tevhidin gereklerindendir. Sıfatlarının herhangi birisinden vazgeçmek tevhide halel getirir. Yani mesela şöyle söyleyelim. İnsan bedeninde kimi uzuvlar var. Örneğin kalp. Onu alırsanız insan ölür. Böbreği alırsanız böbreğin iki böbreğinin birini insan ölmez. Ama
halk arasında da bir deyim var. Ona deniyor ki mesela bu sakat, eksik. Eksik yani işte böbreği alındı, dalağı alındı. Yani o bir bıçak yedi. Şimdi tevhid de öyle yani yaşıyor gibi görünüyor ama yani unsuru giderse mesela namaz veya oruç veya herhangi bir ibadeti amellerden birisi olarak ele alalım. Bunların erkanı denilen şeyleri var, özellikleri var. Örneğin namazı ele alalım, onun üzerinde açıklama yapalım. Abdest namazın erkanındandır. Erkan ne demek? Olmazsa olmazından demek. Yani o olmazsa, mesela abdest olmazsa namaz namaz olmaz demek. Olmazsa olmaz şeye bir şeyin erkanı denir. Nedir abdest? Erkandan mı değil mi? Bakalım. Namaz olmazsa, şey abdest olmazsa namaz olur mu? Olmaz. O zaman abdest namaz için olmazsa olmaz şeydir. Şeylerden biridir. İstikbali kıble olmazsa, yani rastgele bir tarafa duruyorsun, bunu da bilerek yapıyorsun kıble belirtildiği halde, Kur'an'da söylendiği halde, namaz olur mu? Olmaz. Ama gayret gösteriyor da buna rağmen tutturamıyorsun, ayrı mesele. Ama bile bile rastgele her seferinde şu, kim şu tarafa, kim bu tarafa duruyorsun. Yani bilerek istikbali kıbleyi terk ediyorsun. Böyle kılınan olmaz. O zaman istikbali kıble namazın erkanındandır. Kıyamda durmak bilerek terk ederseniz hastasınız filan ayrı mesele. Ayakta duracak haliniz yoktur. Buna takatiniz yoktur. Ayrı mesele. Ama bilerek terk ediyorsunuz. Yatarak namaz duruyorsun. Yani sağlık olsun bilmem nesin ama uzanmışım. Ayaklarını da dikmeyeyim ben namaz duruyorum. Yok yani kıyamda durmak namazın erkanından. Kıyamı terk ederseniz namazı terk etmiş oluyorsunuz. Çünkü namaz namaz olmuyor. Rükû terk ederseniz namaz namaz olmuyor. Sücûdu terk ederseniz, Kur'an'dan bir şey kıraat etmezseniz, 100.000 tane hadis okuyun isterseniz bir rekat namazda ama Kur'an'dan hiçbir şey okumazsan en az bir ayet okuyacaksın. Ki namaz namaz olsun. İşte bu gibi şeylere namazın erkanı deniyor. Ama el bağlamak veya çözmek, namazdan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah veya başka türlü mesela Şia elindeki rivayetlere göre Hanefi fıkhında da var ya, Sünnilerin fıkhında ameli kesir namazı bozar deniyor ya. Onlar da namazdan çıkarken ameli kesir yapıyorlar. Mesela okuyor, ediyor, falan bilmem ne. Ondan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Yani kesir amel, bol, yoğun amel yapıyor. Bu suretle namazdan çıktığını bildirmiş oluyor. Böyle yapıyorlar. Sonra da uzanıyor. Allah kabul etsin, Allah kabul etsin. Yani o zaman anlıyorsun ki namazdan çıktı. Ameli kesir namazı bozar ya. Namazı bitirmek de, yani bitirmek için bozmak lazım. Bozuyor. Bu gibi şeyler öyle veya böyle. Bunlar namazın erkanından değil. Öyle de namazdan çıkılır, böyle de namazdan çıkılır. Böyle de namaz kılınır, şöyle de kılınır. Salarak da kılınır. Çünkü bunlar füruattan sayılıyor. Yani öyle de yapsan namaza faydası da yok, zararı da yok. Böyle de yapsan yok. Ama rükû öyle değil, sücud öyle değil örneğin. Şimdi bir Müslümanım diyen bir insan, yani kelime manası Allah'ın hükümlerine teslim olduğunu söyleyen insana ismi fail olarak Müslüman deniyor. Bundan ne anlaşılır? Allah'ın ne kadar hükmü varsa, ya da Allah'ın bir namaz hükmü yok, bir cuma hükmü yok. Bir hükmünü dinliyor, öbür hükmünü dinlemiyor. Yani mesela bir anne baba çoluk çocuğuna diyor ki sen beni dinlemiyorsun. Çocuk da diyor ki dinliyorum ya. Neyi dinliyor? Diyelim ki işte git bir yarım kilo ayçiçeği al gel demiş. Onu kendi de yiyeceği için alıp geliyor ama başka sözleri dinlemiyor. Mesela bir lafımı dinliyorum, beşini kulak ardı ediyorsun. Demiyor muyuz anne baba olarak? Evet. Allah da kuluna demez mi ki yani ben size yalnız namazımı emrediyorum. Başka emrim yok mu? Yalnız 11 ayın sultanı deyip belleyip durduğumuz Ramazan'da mı Müslüman olmayı talim ediyorum? Yani diğer 11 ay sizin mi lan? Bir ay benim de. Ha? Ey kullarım söyleyin bakayım. Dünya kadar adam var bakıyorsun Ramazan'da 4 dörtlük adam olmak için ne yapmak lazım? Elinden geleni yapıyor. Bayram bir dedim mi Allah ipinden kopmuş bilmem it gibi. Hevasının önünde koşturuyor. Yalan mı arkadaş?
Ben öyle adamlar çok tanıdım, hala da tanıyorum. Barda çalışıyor kadın, pavyonda çalışıyor. Yani hayatı külliyen haram. Ramazan oldu mu izin alıyor arkadaş, geliyor evinde örtüler, namazlar, oruçlar, burada gidiyor. Güzel evladım da yani bu bir ay yapınca köşeyi dönem diye bir kitapta bir ayet gördüysen bize de bellet de biz de öyle yapalım. Enayi miyiz 12 ay bulup yapalım. Yani bir aydan köşe dönülüyorsa hepimiz öyle yapalım. Üstüne varsan böyle söylesen kim bunu evet bir ayla köşe dönülür diyebilir bu işin, değil mi? Çünkü Allah kulunda aşırı kulluk istemiyor, istikrarlı bir kulluk istiyor. Yani uyanık olduğunuz sürece, unutmadığınız sürece 365 günün 365'inde de vacip olanı, yapmanızı, farz olanı, haram olandan sakınmanızı istiyor. Yani yalnız bayram günü içki içmeyin demiyor. İçki genel olarak içmeyin diyor. Ne bayramda, ne düğünde, ne seyranda, ne ölüde. Yani hiçbir zaman. Namazı işte her gün kılın diyor. Yani o zaman ben yalnız Ramazan'da kılacağım. Bakıyorsunuz bütün bir yıl farzları kılmıyor. Ramazan geldi mi nafile kılacağım diye perişan oluyor. 33'er rekat teravihten, değil mi? Geçilmiyor. Olmaz ki yani. Bütün bir yıl açık bilmem, yaz geldi mi anası Kur'an kursuna, başına bir örtü takıyor, koluna da bir kocaman taşıyamayacağı kadar çocuğun Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne var? Çocuğunu Kur'an kursuna gönderiyor. Ne anladık? Hacemini şeye bindirdin. Yani ne belli? Anlamadığı bilden bir kitabın yüzünden okunuşunu belliyor. Başka ne belliyor? Bunlar. Bir bayramda, seyranda birinin evine gidiyorsun, bakıyorsun etekleri kızın şurada. İşte şöyle senin Müslümanlığını bildiği için hemen, işte amcası diyor annesi hemen, o diyor Kur'an kursuna gitti, Kur'an'ı hatmetti bilmem ne. Peki neresinden belli mübarek? Kur'an'a eteğini taşırdan kestirmeyi mi belli etmek? Biz niye bulamıyor o ayetleri de gösteriyoruz. Hemen suçlanıyor öyle işte, amcası Kur'an kursuna gitti. Göndermez o. Yani böyle mi olur mu? Ahu Tuğba da gitmiş, Kenan Evren de gitmiş kardeşim. Yani Kur'an kursuna hiç gitmeyen var mı Türkiye'de? Peki neresinden belli Kenan Evren'in Kur'an kursuna gittiği lan? Değil mi? Yani bir yerinden belli olur insan. Böyle olmaz yani. Böyle ife safa gelmez. Öyle şanzımanı dağınık araba gibi. Olur mu o zaman? O arabayla bir yere gidemezsin yani. O Müslümanlıkla da bir yere varamazsın. O bakımdan Türkiye'deki idarecilerin işte deve kuşu gibi hani boyuna, büyüklüğüne bakıyorsun, yüksekliğine, bacaklarının uzunluğuna filan deveye benziyor. Kafasına bakıyorsun, kuşa benziyor. Yani bir taraf namazına bakıyor, Müslümana benziyor. Bir doğru dürüst bir şeye benzedi yok. Yani düzme takma arabalar olur. Hani tamponu, Chevrolet, motoru, Ford, bilmem neresi, Skoda filan. Böyle uyduruk araba yaparlar. Onun gibi böyle Müslüman olmaz. Müslüman böyle bütün parçaları orijinal, yani made in Kur'an. Tabii ona Müslüman diyor. Babam şakası yok ki bu işin, değil mi adam? Öbür türlüsü değil bu hiç. Evet, eğri oturuyorsak da doğru konuşmak gerekiyorsa gerçek böyle. Şimdi, Emre? İşte biz de herkes, belki kimse bilmem ne, öbür taraftan Cenab-ı Allah diyor, hayırlısıysa bizi yapsın filan. Allah-u Teala da hemen eğri söyleyenin ağzına filan çarpan bir Allah değil yani, süre koymuş. Değil mi? O süreden sonra hesaba çekecek. Ses de çıkmıyor diye, şimdi Demirel, demek ki doğru da Allah onu Cumhurbaşkanı yaptı zannediyor. Bir dünya kadar bana. Öyle değil. Siz yarım akıllılar yapıyorsunuz yani, Allah yapıyor değil. Siz istiyorsunuz, ona oy veriyorsunuz, onun partisine oy veriyorsunuz. Sonuçta da onun partisinin milletvekilleri ona oy veriyor, öyle Cumhurbaşkanı. Yoksa Allah'ın oyuyla geliyor değil. Allah kimseye oy verdiği yok yani bu konuda, değil mi? Bu gibi şeylere kanmaması lazım Müslüman'ın. Yani Müslüman olmak komple bir şey. Yani mesela bir adama aşçı deyin, yani bir omlet yapmayı bilen adama aşçı denir mi böyle? Bir çorba yapmayı bilene aşçı denir mi? Aşçı dendiğinde ne anlaşılır? Herhalde yani yemek türlerinden en azından 10, 20, 30, 40 çeşit neyse yapabilmeyi bilene denir. Öyle değil mi? Yani bir çeşit yemek yapana aşçı denir mi?
şimdi Müslüman da bir oruç tutana denmiyor, bir namaz kılana denmiyor. Yani İslam'ın birçok şeyini, nesi varsa hepsini doğru olarak kabullenip o hükümlerin tümüne birden teslim olana Müslüman deniyor. Sen namaz hükmüne teslim olmuşsun. Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesi gerektiği hükmüne ise hiç umursadığın yok, taktığın yok, kenar geliyor. Olur mu böyle? Böyle olur mu yani? Şimdi ne diyorlar yani şu harici mantığı gibi hani mesela güya Allah'tan çok korkan insanlar bunlar. Güya nasıl kafaysa birisi anlatıyor. Tarihte bunun çok şeyi var hariciler. Biliyorsunuz işte Ali'yi Sıffin Savaşı'nda sulh yapmaya zorlayanlar. Ali diyor ki bunlara karşı savaşın. Muaviye'nin tarafı az olduğu için hakem makem meselesi filan derken hileden hile yaptı mızraklarının ucuna Kur'an yazılı sayfeleri geçirtti. Mağlup olacağını biliyor uyanık adam. Karşı taraf hem heyecanlı hem çok gidecek okların altına ve bitecekmiş. Ne yapalım? Bir hileyle bu durumdan kurtuldular. Hile yaptılar. O hile de işte taraftarlarına Kur'an yazılı sayfaları mızrakların ucuna geçirerek Ali diyor ki bu hile, dikkat edin. Bu hileye kanmayın. Onun taraftarları Şia'yı Ali, yani Ali'nin Şia'sı başlamıştı, hariciler işte. Sonra harici adını aldılar ya. Diyorlar ki yok biz Kur'an'a karşı savaşamayız ya bu Kur'an'a karşı savaşmak değil bu hileye karşı savaşmak diyor Ali ama kimseye derdini anlatmadılar. Ve savaşmadılar. Sonunda işte hakem makem filan derken peki dedi Ali hakeme de yani hile yapar bunlar çünkü çok zeki karşı taraf tanıyor beni Ümeyye'yi. Gelin gitmeyeyim yok illa hakeme razı ol. Bu taraftan bir hakem o taraftan bir hakem o tarafın hakemi Amr ibn-i Vaz bu tarafın hakemi Hasan'ın Eşari midir, nedir? Değil mi? Yanılmıyorsam. Sonuçta iki hakem aralarında anlaşmışlar fakat o hakem de madik atıcı bir hakem yani. Amr'ın ibni İbn-i'l-As felaket zeki bir adam yani. O şey filminde de var ya yani öyle zekası alnından fışkırıyor gözlerinden. Çağrı filminde hatırlayacaksınız o rolü verdikleri adam da öyle zekası gözünden fışkırıyor derler ya. Öyle bir tip de oynatmışlar o Çağrı filminde bir mesaj. Anlaşıyorlar, işte iki taraf da halifeye hazredecek. Oradaki Müslümanlar, yani Muaviye'nin ordusundakilerle, şeyin Ali'nin ordusundakiler, hepsi bir aradayken birlikte kimi isterlerse onu halife seçecek ve ona biat edecek. Tamam mı? Mevcut halifeler, yani Ali'nin hakemi Ali'yi azlediyor. Muaviye'nin hakemi de Muaviye'yi azlediyor ve Müslümanlar seçsin, hadi. Önce açıklama, kararı açıklamayı Muaviye'nin hakemi Ali'ninkine veriyor. Diyor, önce sen açıkla. O da bağıra bağıra münadiler de tekrar ediyor. Diyor, kemler olarak yani şu hükmü verdik. İki taraf da, yani açıklayacağım, ben diyor hakem, halifeyi azlediyorum. Yani kendisi adına hakemlik yaptığım ben azlediyorum. Bekliyor ki işte Amr-ül da kendi halifesini azdıracak. O da çıkıyor geliyor diyor ki işte duydunuz millet diyor. Onlar halifelikten vazgeçtiler. Biz hepimiz diyor siz de buyurun Muaviye'ye biat edin. Hayda! Bu taraf aldatılmışlığın verdiği çılgınlıkla. Ali uymayın bu hakem meselesi falan hepsi bunların uyum, bunlardan biz baş edemeyiz bunların oyunlarıyla dediği halde taraftarlarının zoruyla Kur'an'a karşı, sayfalara karşı da savaş edemediler, etmediler. Şeye de, hakem meselesine de Ali'yi zorladılar. Ondan sonra vay hüküm Allah'ın ne var hakemlerin hükmüne uydun sen diye. Aslında onu bu şeye işe mecbur eden taraftarlarıyız. Ali'yi tekfir ettiler biz. El hükmü billah. Yani hüküm Allah'ın. Nasıl orada hakemlerin hükmü o? Ya siz değil misiniz Ali'yi zorlayıp da hakemlerin oyuna, hükmüne razı etmeye çalışan? Ve iş bozuldu. Ondan sonra Ali'yi tekfir ediyorlar. Ali'ye kafir dediler. Bu kadar taraftarı bilinçsizce demek ki bilinçsizce de aleyhtar oldular. Ali kafir ilan etti. Bir Hristiyan anlatıyor. Kaynaklarda var, tarih kitaplarında.
Diyor ki bu haricilerden bir takım diyor. Bağımın yanından geçiyorlardı. Onlara bağımdan kopardığım üzümleri diyor elimle verdim. Yani buyurun üzüm yiyin dedim. Onlar diyor takvalarından olacak herhalde. Dediler ki biz bir Hristiyanın üzümünü yemeyiz. Yahu biz yani üzümün de Hristiyan olmaz. Mal benim bağışlıyorum yani ikram ediyorum. Buyurun ne var bunda? Yok. Parasını verdiler öyle diyor aldılar üzümü. Kaldı ki bu kadar takvaya gerek yok yani adam malını helal ediyor yani kendi rızasıyla buyur diyor veriyor bunun şey neresinde yani günah mahsur. Fakat diyor aynı adamlar biraz sonra diyor peygamberin ashabından birine rastladılar. Ona dediler ki işte Allah'a inanıyor musun? Evet. Peki Muhammed'e inanıyor musun? Evet. İşte Ebu Bekir, Ömer, Osman filan şöyle he. Peki Ali için ne diyorsun? Ali şöyle şöyle he. Peki Ali'nin hakem meselesi için ne diyorsun? Adam dedi ki, sahabe diyor, o Hristiyan şahit olmuş bu konuşmalara. Adam dedi ki, vallahi o konuda da Ali haklıydı. Taraftarları Ali'yi zorladılar. Sonunda da Ali ne yapsın? Taraftarlar onu terk edince. Öyle mi? Demek ki sen kafir olan Ali'ye Ali'nin bu yaptığını tasvir ediyor. Evet. Sen de irtidat ettin. İndirdiler dereye diyor. Kıtır kıtır adamı kestiler. Hristiyan'ın bağından verdiği üzümü caiz değildi ya. Alıp yemeyenler peygamberin arkadaşlarından birini diyor. İndirdiler bu sualin sonucu. Sen hakem meselesinden dolayı Ali'ye kafir demiyorsun diye. Kıtır kıtır adamı boğazından kestiler. İyi mi? Yani Allah böyle taraftardan herkesi korusun. Evet. Harici mantığı derler ya. Bu bakımdan yani böyle bilinçsizce taraftarlığın da, bilinçsizce aleyhtarlığın da bir anlamı yok. Yani Müslüman bilmeli ki Allah'ın hükümlerine toptan teslim olmanın adı İslam'dır. Müslüman da ona denir. Mümin ise teslim olduğu hükümlerin doğruluğundan emin olana denir. Ve mümin giderek, Müslüman giderek mümin olmalıdır. Yoksa bir namaz hükmüne teslim olan Müslüman yok. Yani ancak o hükme teslim olur. O hükmün Müslümanı olmalı. Ama komple mesela şimdi arabanın bir sürü parçası var. Direksiyonu var, tekeri var, karbüratörü var, radyatörü var, motor var, şanzımanı var, var, oğlu var değil mi? Şimdi onlardan bir direksiyon simidini ele alalım. Direksiyon simidini araba diyebilir miyiz? Hayır. Ama arabanın bir parçası diyebiliriz. Değil mi? Fakat araba diyemeyiz. Yani araba dersek o zaman hadi bakalım o simit bizi üstüne binelim götürsün diyor. Götüremez. O zaman araba değil. Yani namaz insanı cennete götürmez. Ama cennete götüren vasıtanın önemli parçalarından bir parçasıdır. Yani İslam dini. Hay hay. Fakat tümü değildir. Oruç da tümü değildir. Hac da tümü değildir. Komşu hukukuna riayet etmek de tümü değildir. Dürüst olmak da tümü değildir. Önemli parçalarıdır ama tümü değildir. Tümü bütün bunların toplamıdır. Tüm hükümlere teslim olan, onun doğruluğunu kabul eden, elinden geldiği kadar da gerçekleştirmeye çalışana Müslüman denilir. Yoksa bir namaz hükmüne tabi ol, diğerlerini kulak ardı et. Tevhid inancı taşıyan insan, İslam'ı bütün olarak, tam olarak kabullenmiş insan demektir. Yani Allah'ın iktidarını herhangi bir ortak tanımayan insan demektir. Sen Allah'ın hükümleriyle, namaz konusundaki hükümleriyle hükmetmesinden memnunuz tamam ama başka hükümleriyle hükmetmesinden niye, hükmetmesini niye istemeyeceğiz? Allah istiyor. Biz de isteyeceğiz. Onların da tümünü görürsek razı olacağız. Yoksa razı olmayacağız. Dar kavramıyla ilgili şöyle kısaca bilgi verelim. Dar ülke demektir Türkçe karşılığı yani Arapçası dar.
Türkçe karşılığı da ülke anlamına geliyor. Bir dara, yani bir ülkeye vasfını veren o ülkede uygulanan düzendir. Yani Marx'ın darı, Marksist dar, laik kapitalist demokratik dar veya darul İslam, İslam darı, diyarı, ülkesi demek için üzerinde bulunanların Müslüman olması yetmiyor. Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesi de gerekiyor. Yani bir darın İslam darı olması için üç şeye ihtiyaç var. Üstünde yaşayan insanlardan Müslümanların olması lazım. Herkesin Müslüman olması gerekmiyor. Çünkü gayrimüslimler de Darul İslam'da bulunabiliyor. Ehli zimmet olarak. İki, o ülkede uygulanan düzenin İslam düzeni olması gerekiyor. Üç, o ülkenin dış politikasının, yani kafir devletlerle olan ilişkilerinin İslami esaslara, o esaslardan da Allah'ın ismini yüceltme, yani ilahi kelimetullahı gerçekleştirmeye matuf olması gerekiyor. Ayrıca o ülkedeki iktidarın kesinlikle bir yabancı güce değil, yalnızca Müslümanlara ve Allah'a dayanması gerekiyor. Yani mesela İngilizlere dayanarak, Amerikalılara dayanarak, Ruslara dayanarak İslam iktidardaysa bir ülkede, yani iktidarını İngilizler sağlıyorsa, bugün Suudi Arabistan'daki Suudilerin iktidarını Amerikalılar sağlıyor. Düne kadar İngilizler sağlıyor. Öyle Darul İslam olmaz. Çünkü kafirler İslam'ı iktidara getirmezler, iktidarda tutmazlar. Çünkü o zaman Müslüman lazım yani. Hem küfredecek hem de küfrettiği şeyi başına iktidar edecek. Olacak iş mi bu, akıl var İslam mı? Eğer böyle yapıyorsa demek ki işin içinde bir bit yeniği var. Yani buna biz son zamanlardaki çıkarılan deyimlerle ehlileştirilmiş İslam veya Amerikancı İslam veya İslamizasyon filan gibi deyimler kullanılıyor. Yabancısı Müslüm yani. Hep kullanıyoruz bunu. Ehlileştirilmiş İslam. Yani Amerika'nın hoşuna giden İslam. Halbuki İslam, Allah'ın hoşuna giden şeyler denir. Yani Allah'ın razı olduğu şeye denir. Bu yok da başka şey varsa, o zaman o İslam olmaz. Darul İslam, Darul Küfür, Darul Sulh, Darul Cahiliye gibi çeşitli deyimler, Darul Küfür gibi çeşitli deyimler kullanıla gelmiş klasik fıkıh kitaplarında. Mesela peygamber içinde bulunduğu, içinde Müslümanlar da olduğu halde Medine'de İslam devleti kurulana kadar, hatta Mekke fethedilene kadar Mekke Darul Küfür idi. Peygamber içinde yaşadığı günlerde dahil. Çünkü onların Müslüman olarak Mekke'de bulunması orayı Darul İslam, yani İslam'ın diyarı haline getirmeye yetmiyordu. Neden? Kureyşlerin cahili hükümleri, cahili düzenleri hakim idi orada. O hükmediyor. Müslümanlara da hükmediyor. Çünkü onlar biliyor. Onlar ne istiyorsa oluyor. Medine ilk defa Darul İslam oldu. İkinci Akabiyatında devlet sürgünde teşekkül etti. Diyelim bugünkü tabirle. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yani o devletin başı da Medine'de o toplumun başına geçti. Halk Müslümandı. İslam düzeniyle hükmediliyordu. Nitekim Medine'de yapılan 47 maddelik o Medine Sözleşmesi adıyla son zamanlarda üzerinde durulan sözleşmede ihtilaf hukukunda Allah ve Resulü ihtilafın çözümü için hal merci olarak gösteriliyor. Anlaşmanın 20